Fenerbahçe televizyon ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Şenol Ustaömerli Teknik Analiz programına hoş geldiniz. Fenerbahçe için çok keyifli bir hafta ee, o şekilde başladı, öyle de devam etti. Futbol takımımız dolu dizgin gidiyor. 6'da 6 ve şu anda Süper Lig'de lider durumdayız. Resmi maçlarda galibiyet serimizi 13 maça taşıdık ve bu şekilde rüzgar arkasına almış, fırtına gibi esen bir Fenerbahçe var. Tabii ki takımımızı konuşacağız ama bir e, süper kupa geldi müzemize. Onunla başlayalım istiyoruz. Kadın basketbol takımımız Fenerbahçe Alagöz Türkiye'de e, daha önce hiçbir takımın başaramadığını yaptı ve Süper kupayı, Avrupa'nın en büyük kupasını EuroLeague'in ardından Lyon'u da Fransa'da mağlup ederek hem de çarpıcı bir skorla 109-52 gibi bir skorla mağlup ederek bu kupayı ülkemize getirmeyi başardı ve ilk kez bu kupa Süper Kupa e, Fenerbahçe sayesinde Türkiye'ye gelmiş oldu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Fenerbahçe'miz tabii ki e, Lyon'u mağlup ederken bir yandan da sıradığımızda Fenerbahçe futbol takımımız Başakşehir'le ile karşılaşıyordu. Oradan da 4-0'lık bir galibiyet çıktı. Fenerbahçeliler son derece mutlu yattılar, uyudular. Evlerine çok mutlu gittiler. Belki de sevinçten uyuyamadılar hocam. Yani öncelikle tabii basketbol takımını bütün teknik ekibini tebrik etmek lazım. Şimdi kadınlarımız kazandı. Onların kazanması tabii daha güzel bir şey. En azından Avrupa'da kazanması çok önemli. Çünkü Avrupa'da Türk kadınlarının voleybolda yapmış olduğu başarının ardından basketbolda böyle kulüp düzeyinde de bir başarı kazanmak çok önemliydi. Yani voleybolda e, milli takım seviyesinde, Kulüp bazında Fenerbahçe'nin basketbolda böyle bir şey kazanması yani Türk sporu açısından, tanıtım açısından Türkiye'nin tanınmışlığı açısından çok önemliydi. Biz onların hepsini tebrik ediyoruz. Orada destek veren herkesi de tebrik etmek lazım. Başta yönetim kurulu onlara vermiş olduğu destekten dolayı. Gerçekten sevindirici. Allah yollarını açık etsin Hocam Euroleague şampiyonu olarak zaten Avrupa'nın en büyüğü olduğumuzu duyurmuştuk herkese. Ama üzerine bir de süper kupayı alarak artık duble yaptık. Yani iki önemli kupayı Neredeyse 3-4 aylık bir periyot içinde kazanmak, sezonu kupayla bitirip yeni sezonu kupayla açmak gerçekten çok önemli. Hani kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Şöyle, bunları sürdürebilirliği olması gerekir. Yani bunu bir sene kazanıp da uzun yıllar kazanmamak çok kötü bir şey. Burada kalıcı olmak lazım. Sürdürebilir bir başarı için muhakkak ki istikrar şarttır. Bu her konuda böyledir. İş hayatında da, futbol hayatında da, ne bileyim, basketbol, bütün spor hayatında da böyledir. İstikrarlı olduğunuz zaman çok şeyi başarırsınız. İnşallah bu düzen bozulmaz. Bunun üstüne koyarak basketbolcu kızlarımız inşallah daha ileride bu başarıları kalıcı hale getirirse ülkemizi de Fenerbahçe Kulübü'nü de çok daha mutlu eder. Taraftarları da çok mutlu, mutlu ederler. Bu tabii bir kıvılcımdı belki de. Bu voleybol milli takımımızın başarısı belki de onları etkilemiştir. Yani bir sinerji yaratmıştır. Yani biz Türk takımları olarak, milli takım olarak bunu başardıksa biz kulüp bazında da bunu yapabiliriz ki daha önce voleybolda Fenerbahçe bayan takımı da Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu oldu, Vakıfbank oldu. Aynen öyle. Türk yani, takımları damga vuruyor zaten. Evet yani. Kulüp bazında da. Amatör sporlarda artık e, bayağı bir gelişim içerisinde ülkemiz öyle diyelim. Ülkemiz içerisinde burada hem kulüp bazında hem de milli takımlar bazında çok Hocam, güzel şeyler yapılıyor. Yani işte Fenerbahçe dediğin gibi kadın voleybolu Avrupa şampiyonu oldu. Ee, diğer Türk takımları da zaten defalarca evet. oldu ve evet. inanılmaz bir e, Avrupa'da bilinirliğimiz var. E, kadın basketbol takımımız geçen sezon işte bit bitiminde EuroLeague aldı. Erkek evet. basketbol takımımız EuroLeague şampiyonu oldu. Yani bu, Ama bu anlamda... yavaş yavaş kıvanç e, futbola da sirayet etmeye başladı. Bence bu senede de Başta Fenerbahçe Diğer takımlar Beşiktaş, Adana Demirspor haliyle elenmişti söyledik. Galatasaray onlar da Avrupa maçlarında, özellikle Avrupa maçlarından bahsedim. Orada da bir ivme yakaladı diye düşünüyorum. Yani bu ben zaten baştan beri söylüyorum. Bu Konferans Ligi ben buranın favorisini... Fenerbahçe olduğunu söylüyorum hala. Yayını biliyorsun ilk günden beri demiştim buna odaklanmak lazım. Tabii. Bunu da kazanmak lazım. Şimdi ama orada tabii bir Aston Villa gerçeği var. Hocam hiç fark etmez. Onu finalde inşallah karşı karşıya bizim takımımız şu oynar kadro, var. Şu kadro, şu oyun, şu oturmuşluk inşallah yani Fenerbahçe'yi o zirveye, o en başından beri sezonun ilk programından beri hayal ettiğimiz ve dillendirdiğimiz o en mutlu, en üst noktaya taşıyacak. Ee, tabii kadın basketbol takımımızla ilgili son bir cümle hani e, istikrar dedin evet çok önemli geçen sezon şampiyon olduk bu sene de şampiyonluk hedefiyle çıktık ama zaten 9 kez final for oynamış 5 e, tane final oynamış yani oralarda hep var olan bir takımımız var. Bu bence çok değerli hocam. Çok. Tesadüfen orada olmak bir kere oynadım kupayı aldım değil. 9 tane Final Four oynadım. 5 tane finalim var. Yanına kupayı da koydum. Üstüne süper kupayı da koydum. Ben hep buradayım. Ben bu mesajı Aslında veriyorum. Aslında bunları daha fazla dinlendirmemizde fayda var. Ben mesela bu bu kadar uzun süredir bu başarıların yapıldığı konusunda biraz cahi kalmışım. Fikrim yoktu. Niye? Hep odaklandığımız nokta futbol. Aslında diğer spor branşlarını da zaman zaman sizlere dile getirip Bizlerin de bu konuya bizleri ortak etmemiz gerekir. Biz de konumumuz, branşımız değil ama en azından başarılarını kutlamak bizim görevimiz. Tabii canım gurur duyuyoruz hocam. Ya yani Ben tabii ki işin çok içindeyim. Hani yıllardır maçlarını anlatıyorum. O başarıların hepsinde oradayım. Tabii tabii oradaydım. siz oradasınız. Evet. Evet, ama o... çoğu taraftar da bunu takip ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Yani şöyle, Türkiye efendim, genelinde yani insanlar hep futbola odaklı yatıp kalktığı için biraz sıkıntı oluyor. Odak futbol. Sen bunları dile getirirsen daha çok insanlar. Ben daha fazla şey. konuşacağım hocam. Her Tabii. yerde anlatmaya çalışıyorum. Bence de konuşmak da fazla. Ee, ya bu programı zaten dediğim gibi yani şimdi <laughs> taraftar o kadar mutlu ki kadın basketbol takımı zaten. Hani çok büyük bir marka Avrupa'da ve maçları da doluyor. İşte herkes izliyor, takip ediyor. ...dün futbolla çakıştı ama taraftar çok zor per maçı taraftar olmak hocam. Bir gözümüz burada cep telefonundan futbolda. Ben bir yandan maçı anlatmaya çalışıyorum çünkü hani kalbin ikiye bölünüyor, dikkatin ikiye bölünüyor. Aynı anda bazen üç maçın oluyor taraftar. Hangisine gideyim diyor. Aralarında anlaşıyorlar. Sen buraya git, ben buraya git. Ama üç maç da aynı anda doluyor. İşte bu büyüklük. Büyük camialar... böyledirler. Büyük cami olmak kolay değil. Büyük evet. camiye olunca her şeyi takip etmekte zorlanırsın çünkü büyük camialar büyük kitlelere hitap ederler. Ve büyük hedeflerle Büyük hedeflerle büyük kitleler arkasında olduğu için Doğru. her yerde olmak zorundasın. Her yerde olmak zorunda olduğun için de o olduğun yerlerde başarılı da oluyorsan zaten büyük camia bunun eş değerinde başarı demek getiriyor. Ben sadece varım bu branşta değil ama o var oldu tüm branşta da şampiyonluğu kovalıyorsun i̇şte Yani milli takım da ama branşların çoğunu en fazla oyuncu veren takımlardan bir tanesi falan. Olimpiyatlara Fenerbahçe. en çok oyuncu sporcu ya, veren. Evet. E milli takımlara işte E, e voleybol milli takımın kaptanı Fenerbahçeli, iyi oyuncusu Fenerbahçeli. Tabii voleybolda. Var ya liberon. Yani saymakla bitmez e, bu. kaptan. Edamız kaptanımız. E başkan işte heykeli dikti. Yani o dikilecek, dikilecek İnşallah bir kadın olarak dikilmesini de biz de gurur duyuyoruz yani gurur. muhteşem olur. Ben son yıllardaki alınmış en güzel karar olduğunu düşünüyorum. Çok anlamlı çok güzel bir mesaj kız çocuklarına bu sporu hayalinde yaşatan. ve Kesinlikle sadece Fenerbahçe olarak bakmamak lazım. Ülke Türk, genelinde. Evet Türk kadınına Türk gençlerine kızlarımıza ön ayak olacak. İlham verecek first majör bir durum bu. inanılmaz güzel yani inanın onları bakarak ona belki voleybol sporunu çocuk yaştan artık birçok sporcu oraya yönelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam ve voleybolun ilgi inanılmaz bir seviyeye geldi ülkede. Biz zaten bir voleybol ülkesiyiz diye hep altını çiziyoruz ama hani ferman... Yok, yeni yeni yani daha önce başarılar vardı ama bu son dönemlerde milli takımla birlikte olan başarı Patladı tabi. Tavana vurdurdu her şey. Şu anda zirvede. Yani ben şimdi fermacının spor okullarıyla devamlı irtibattayım. Voleybol e, kayıtları dolmuş taşmış yüzlerce insan yedekte bekliyor. Yani böyle çok güzel 8 yani. 8 tane salonumuz olsun üstüne hepsini doldururuz. O kadar büyük talep var. Herkesin kızı, oğlu işte voleybol erkeklerde de böyle bir ilgi alaka yarattık. Bu çok güzel, çok keyifli. Futbol her zaman lokomotif olmaya belki devam edecek ama diğer sporların da onun arkasından benzer seviyelerde geliyor olması bence Fenerbahçe'nin de Türk sporuna çok büyük bir katkısı ve oradan nice sporcular yetişiyor. Oralar sporcu tabii, fabrikası tabii. hocam. Yani biliyorsun altyapı deri ağzını sen defalarca geldin. Biliyorsun oradaki ortamı. Futbolcu futboldan bahsetmiyorum. Tüm branşlara sporcu yetişen müthiş bir fabrika var orada. Doğru doğru. Hepsinin emeğine sağlık diyelim. Tüm hem spor okulu hocalarımıza hem altyapı hocalarımıza teşekkür edelim. Emeklerinden dolayı inşallah Fenerbahçe Türk sporuna yeni değerler kazandırmaya devam edecek. Ee, yine döneriz kadın basketbola. O gurur hepimizin çok mutluyuz ama futbolda da Fenerbahçe'nin dolu düzgün bir gidişi var hocam. Eee e, maçıyla istersen başlayalım. Çünkü hafta sonu biz geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor'u yenerek haftaya zaten mutlu başlamıştık. Ee, aynı akşamda da Fenerbahçe e, hem işte kupayı kazan Süper Kupa'yı kazandı hem de Başakşehir maçı 4-0. Bu maçları gol yemeden kazanmış olmamız çok keyifli. Rakibe fazla pozisyon vermeden kazanmış olmamız çok anlamlı. Fenerbahçe'nin artık e, ideal 11'ini bir iki oyuncu hariç herkesin sayabiliyor olması da artık kadronun yavaş yavaş oturduğunu. Bir iki oyuncu hariç deme Şu andaki Fenerbahçe'nin 11'i ideal 11. Geçen hafta oynayan 11'de ideal 11. Kupa maçında oynayan 11'de ideal 11. Fenerbahçe'nin 11'ine 11 kişi bakmaktan artık vazgeçin. Ben bunu defalarca söylüyorum. Ve bu işi İsmail Hoca da çok iyi beceriyor. Ya yani inanılmaz derecede hangi maça kimlerle başlayacağını rakibi iyi analiz ederek 11 ile başlıyor. Şu anda işler iyi gidiyor. Bu işlerin iyi gitme nedeni de bu işe çok büyük çaba sarf etmesi. İsmail Hoca ve evet, ekibinin bu işte çok kafa yordukları. Yani kupa maçına 7 değişiklikle burada hatırlıyor musun başlamıştı. Herkes sürpriz bir kadro 7 tane bir önceki hafta. UEFA maçından bahsediyorsun. Evet. Konferans Ligi maçı. Konferans yani. Ligi maçı. maçı. Island, buradaki. Ha, maçında hatırla. Forvet'te 3 kişi, 2 orta saha, bir sol bek, bir stoper değişmişti. Değişti evet. Ama bakıyorsun rakip takımı eğer biz de seyrettikten sonra dedik ya biz de olsak buna yakın bir kadro. Ön alan baskısı yapabilecek hücumcuları tercih edersin diye. Öyle de oldu öyle başladık. Şimdi Alanya maçında ha şunu da söylemem lazım. 6 tane lig maçı oynadı Fenerbahçe. Burada 6 galibiyet aldı. 13 gol attı yanılmıyorsam. 3 evet. gol yedi. Şu ha. 3 golün ikisini de Antalya'dan yedi. Yani evet. bir takımdan yedi. Bu ne demektir? Bir takım eğer şampiyon olacaksa savunması muhakkak ve muhakkak güçlü olmak zorunda. Fazla gol yiyen takımların bugüne kadar şampiyon olduğunu biz görmedik. Bir kere çok gol atacaksın, kazanacaksın. Olabildiğinde az gol yiyip iyi savunma yaparsan ki bu sene Fenerbahçe'nin en önemli artısı çok iyi savunma yapıyor. Savunma yapmasında en büyük katkıyı da orta sahada oynayan muhteşem futbolcuları var bu sene. Yani uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar üst düzey bir orta saha felan maçı takımına var. İsmail, Fred, Şimanski. Gelelim arkalarına. Crespo var. Mert, Mert Hakan. Hakan var. Ee, Zayiç var. Yani Bartu var. Dün İsmail Hoca oynattı. Onu ben genç milli takımlarından tanıdım. İyi bir oyuncu. İyi oyuncu. <laughs> Gelecekte biraz daha temposunu yükseltirse Fenerbahçe'ye çok daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ya yani orta sahada sıkıştığın zaman İrfancanı Can'ı da orada kullanabilecek bir pozisyonum var. Bu orta saha öndeki oyuncuların eksiklerine rağmen çünkü Talic yüksek derecede bir pres yapamaz. Ceko yapamaz. Ha, İrfan Can yapıyor, savunmaya yardım ediyor. Shimanski de yapıyor. Shimanski en üst düzeyde yapıyor. Müthiş basıyor. Onun zaten e, basmasının dışında kendi savunmasına yardımcı olmakta inanılmaz bir düzeyi var. Yani oyunu iki yönlü oynayan bir orta saha şu anda tarif etsen bir numara Şimanski. o maç Başakşehir maçında sanki 3-0 öndeyken Şimanski'nin bir savunmaya yardımı vardı. Bir de iki tane var. Bir, bir bir orada var bir de sol taraftan. Solda da var. Bir de Ama oradan sonra kalecinin bütün ya 90 töküm... metreye yakın Heh, bir yapar. geriye deparı var. Yani o, o diyorum sana işte o sayı Samuel'in aynısını yaptı. O sayı Samuel sabek oynuyor. oynuyor. Okulları kullanmak kolay bir şey değildir. O sayı Samuel o kulvardan hücum yapıyor. 70-80 metre gidiyor pozisyon atakla da son şey sonuçlandırıldığı zaman veya kaybedildiği zaman olsa bile aynı tempoyla geriye geliyor. Ya İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'ye en büyük kazançlarından bir tanesi de o sayı Samuel'dir. İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum ve inanılmaz bir başarı alıyor. O da Cesus'un maalesef maalesef kurbanlarından bir tanesi. E o sayı Samuel. Geçen sene yeterli derecede şans vermediği için çocuk küstü, oynadı, oynamadı böyle bir oyuncuyu. Stili de zaten İsmail Kartal'ın futbol stiline benziyor. İkisi de aynı mevkide oynuyordu. Hırslı, azimli. Öyle bir oyuncuydu. Yani burada Fenerbahçe'nin takım savunması nereye geldik, nereden? Neyse o güzel oldu. Takım savunması bu sene iyi. Takım savunmasını iyi yaptığı sürece şampiyonlukta en büyük aday sensindir. En büyük aday sensin. Geçen sene mesela başladığında Fenerbahçe şöyle bir hafızaları tazil edelim Kıvanç. Burada 3-3, 4-4, bilmem 4 düştük sezon başında. Aa, takım iyi oynuyor ama ben diyordum bu savunmayla bir, bir takım 3 tane, yani düşme hattındaki takımlardan 3 tane, 4 tane, 2 tane gol yiyorsan bunun sonu iyi değil. Herkes ha uçuyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz diye. Ama bu sene doğru. Bu sene doğru çünkü atıyorsun ama yemiyorsun fazla. Yediğin iki gol zaten bir takımda Antalya yedin. O maçta da Antalya Spor gerçekten dirençli bir takım. İyi bir takımdı. Ama iki tane yedin yine üç tane attın. Yani bu takımda sorunlar en az, en az düzeye inmeye başladı. Daha önceki programlarda hep ne diyorduk? Oyunun belli bölümlerinde Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyuyor maçı kazanıyor. Kötü oynadığı maçlarda bile yani vasatın altına düştüğü maçlarda Ankara gücü maçı, Efendim, e, onlar Antalya maçı burada. Geriye düştüğü maçtı Antalya maçı. Onları da çevirdi. Ama şimdi İsmail Hoca yavaş yavaş takımın rotasını düzeltti. Şöyle. Şimdi iyi oynamaya başladı. Bu iyi oynamaya başlama işaretini şeyde aldı Kıvanç. Antalya e, Alanya maçından önce Norheland maçı vardı yanılmıyorsam değil mi? Evet. O maçta iyi oynamaya başladı Norwich'un maçında. Orada bir sinyaller verdi. Kadro değişmesem geçen haftaki Alanya maçının ilk yarısı ve ikinci yarının sonlarına doğru da orada artık kazanmanın yanında iyi futbol, göze hoş gelen, türbinleri mutlu edecek bu futbol yavaş yavaş sahneye kondu. Bu maçta da pik yaptı. Zirveye çıktı. Evet. Pik yaptı. Yani evet. tavana çıktı diyelim. Ne oldu? Dün Fenerbahçe taraftarı maçta 90 dakika hiç susmadı. Neden? İlk 20 dakikada 3-0 öne geçti, maç bitti ama taraftar mutlu, keyifli. Aynı zamanda oyuncular da oynadığı oyundan keyif alıyor. Daha da farklı bitebilirdi. Yani 7-8 falan olma ihtimali çok yüksek bir maçtı. Direkten dönen toplar, kaçırılan pozisyonlar, onun dışında ben onları da bir tarafa koyuyorum. Oynanan pozitif futbol var. Hele ikinci yarı, yani ilk 20 dakika falan, şey 30 dakika mı, 33. dakikada yanılmıyorsam Başakşehir ilk şutunu Fenerbahçe Kalesi'ne attı. O da yandan avuta gitti. Bak, hatta ve hatta ben şöyle dün akşam düşündüm mesela, acaba Livakovic duş almış mıdır? Top gelmedi. Hiç gelmedi. Yani bir iki defa geldi, ikinci yarıda bir iki şey oldu, o da artık kaleyi sahiplendi duruşuyla kalede güven veriyor. Savunmacılara, diğer oyunculara güven vermeye başladı. Fenerbahçe de burada büyük bir iş yaptı. İyi bir kaleci seçimi yaptı. Yani doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Benim baştan yani soru işaretlerim vardı. Yani bir milli takım kariyeri vardı. Zagreb'deki kariyerini bilmiyorduk. Milli takım da iyiydi. Kulüp bazında da demek ki iyiymiş. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ha Fenerbahçe kazanıyor. North Shailant maçı artı Alanya maçının belli bir bölümlerinde çok pozitif futbol. Skora yansıyan bir futbol. Dünkü maçta tavana vuran bir futbol. Şöyle, oyunun belli bölümlerinde her şeyi yaptılar. İkiye bir yaptılar, kenardan orta yaptılar, uzaktan şut attılar. Attıkları gollerin hepsi böyle neredeyse jenerik goller oldu. Hele bir tane tal için Batu kafasına bırakması, onun çıkardığı topu Şımaskı'nın tamamlaması falan ki Şimanski bir de iki tane tam altı pasın içinden kontrol etti atama onları da atabilir. Evet bir tane. Yani molen... Şimanski böyle giderse Şimanski seneye Fenerbahçe kulübünün işi zor. Tutması zor. Fred müthiş oynuyor, Şimanski müthiş oynuyor. Fenerbahçe'de yani zaten şu anda bu saydığımız... Ya bu performans şöyle bir şey Kıvanç. <laughs> bazı oyuncuların erken form tutması da fazla sağlıklı bir şey değil. Ama Fenerbahçe bunları yavaş yavaş başardı bu performansı uzun süre sürdürebilmek lazım. Bunların alternatiflerini de hazırlamak lazım ki İsmail Hoca bunu da yapıyor. Onlar olmadığı dönemlerde oynattığı oyuncular da başarılı oluyor. Ha bu işler iyi giderken böyle konuşuyoruz. Yarın bugün yani bu takım sürekli kazanacak diye bir şey yok. Her zaman da maç kazanılmaz. Öyle dünyada böyle bir, böyle bir dünya yok. Yani zaman zaman kötü durumlara düştüğü zaman bile bu sorunu nasıl çözeceklerini oyuncular en azından bir Antalya maçında gösterdiler. Sıkıntıdan çıkmayı becerdiler, zorluktan çıkmayı becerdiler. Yarın bugün bu duruma düşerse acaba nasıl bir tepki verecek takım olarak da, İsmail Hoca olarak da? Kötü duruma dedim, yani mağlup duruma düşersin, şu olur, futbolda kaybetmek de var. Her gün kazanılmaz bu iş. Öyle bir dünya yok. Her gün maç kazanıp da gidemezsin. Ya kaybettiğin zaman da dik durmasını bileceksin ben evet iyi bir takımım bugün kaybetmiş olabilirim ama yarın yine kazanacağım kafanın içinde hep bir olacak, Tezülmeyeceksin, hep bir olacak. aynen. biz bunu geçtiğimiz sezon işte biliyorsun kırılgan bir döneme girdik ve işte ondan sonra bir daha toparlayamadığımız bir. kırılgan süreçte... döneme girmedik Kırıl, kırılgan bir dönemde sezon başından beri ben demin anlattım sana işte 3 yani tane 4 tane gol yiyen bir takım 4-3 kazanmış, 3-2 kazanmış, 3-3 kazanmış takım zor şampiyon olur. Ya bu kadar işte mesela bak şimdi demin verdiğin örneğe binayen söylüyorum. 13 maçın 13'ünü de kazandık. 8'ini de gollemedik hocam. İşte ona işte o, 13 gol, 3 gol. Üstelik 2 tane gol de bir takımda. şey yani Avrupa'da dahil bunu. Ha Avrupa'yı koymadım tabii. Avrupa'da Avrupa da. Avrupa'yı da koyarsan tabii. şimdi 6 tane lig oynadık. 2 tane Avrupa oynadık ya. Orada da yine 4 maçta gol yemedik. Ligde de 6 maçın 4'ünde gol yemedik. Yani toplam 8 maçı kalende gol görmeden kazanıyorsun. Ben Avrupa'nın daha önce de konuştuk ya Kıvan senden pro. Avrupa konferans liginin şu Türkiye liginden bu dönem için daha kalite olarak altı olduğunu mu? Altta olduğunu söyledim sana. Yani orada Fenerbahçe takımı daha çok başarılı olur. Yani bu grubu lider olarak bir aksilik olmazsa tamamlar. Lig zor bir şeydir. Ha, dünkü Başakşehir maçı da ligde artık iyi futbolla birlikte dönmesi o Fenerbahçe açısından, İsmail Kartal açısından çok da pozitif bir şey. Hele taraftarın coşkusunu sahadaki oyunculara yansıtması, yansıtması açısından da önemli Kıvanç. Yani taraftar yani şöyle 2-3 maç öncesine kadar acaba 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 derken yani şöyle kazanır böyle kazanır ama bu 2-3 maç Fenerbahçe taraftarına bir oh dedirtti. Artık biz iyi de oynuyoruz. O coşkuyu da zaten sahaya yansıtıyor, sokağa yansıtıyor, her şeye yansıtıyor. Kafadaki soru işaretlerini bazı konularda sıfıra indirdi taraftar. Bu da çok pozitif bir şey. Evet, Fenerbahçe taraftarının kafası bu anlamda çok rahat. Biraz e, istatistikleri de konuşacağız. Hem e, Alanya Spor maçı hem Başakşehir maçı Fenerbahçe'nin bu iki karşılaşmayı golleyemeden ve rakibine pozisyon bile net pozisyon dahi vermeden kazanmış olması gerçekten özellikle savunma tarafının takım savunması tarafının da hocamızın da söylediği gibi çok net bir şekilde oturduğunu gösteriyor. O detaylı analizlere girmeden önce çok kısa bir ara rica edelim sizlerden. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli izleyenler, Şenol Hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alanya deplasmanında Fenerbahçe Gerçekten oyunu domine ederek, rakibe pozisyon vermeden, yani rakibin o maçta kalemize isabetli şutu sadece bir hocam. O da için çıkardığı bir topta hatırlarsın. Evet, evet. Başakşehir maçında kalemize tutan bir vuruş yok, bir şut yok. Yani isabetsiz şutlar var. Toplam yanılmıyorsam 7 şut vardı. Aynen. Onun isabetli de bir tane mi iki tane mi, ne vardı? Ya istatistiklere e, yansıyan yok ama işte bazen biliyorsun o pozisyon savunma araya giriyor ya da işte e, kaleyi engellenen şut olarak gözüküyor. Neticede, Mesela bu, bu tür maçlardan sonra hocalar bir gün sonra rejenerasyon antrenmanı yaparlar. Oynamayanları da alırlar antrenman yaptırırlar. Ben merak ettim acaba bugün eğer bu çalışmayı İsmail Hoca yapmışsa Livakov için ne tarafa koydu? Oynamayanlar tarafına mı koydu yoksa oynayıp da Rejenerasyon yapanlar taraflara mı koydu? Bence oynamayanlara koyup oynasa daha iyi. Dün yani ayakta durmaktan başka bir şey yapmadı. Yeni pas geldi. Bir, belki bir iki hava topu. Ayaklarından ee, da iyi paslar attı yani şeylere, beklere. Geriden oyunu kuracağız ama. 14 korner atmışız hocam. İki korner e, Başakşehir maçı için söylüyorum. Yani isabetli pasımız. E, yani Başakşehir'i de yaban atmamak lazım. İyi bir takım. Bir iki hafta önce yanılmıyorsam Galatasaray oynadılar. 2-1 duruma Temizlik. geldikten sonra bayağı da atak oynadılar. Yani yani Başakşehir güçsüz bir takım algısı yaratılması da doğru değil. Fenerbahçe'nin çok üstün bir oyunu vardı Başakşehir maçında. Yüzde yani bir maçta hocam yani iki maçın Alanya ve Başakşehir maçlarının istatistiklerini yan yana koyduğumuz zaman birbiriyle örtüşen çok fazla nokta var. Yani bir maçta 58 bir maçta yüzde 57 toplu oynama. Birinde 16 şut, birinde 15 şut. Kaleyi bulan şutlar ikisinde de 7. Yani birinde bir golle bitirmişsin. Alanya maçı da daha farklı olabilirdi burada. İkinci golü bir türlü bulamadık. Yani o maçın bir sıfırına skor anlamında... Ama Alanya takımı daha devri toplu bir takımdı. Alanya takımı biraz daha oynamaya çalıştı. Ama Başakşehir'i sen hiç oynatmadın. Erken Aradaki fark, orada. Aradaki fark. Yani 20. dakikada 3-0 olunca Kadıköy'de hayat bitti. Tabii. Ondan sonra Fenerbahçe oynadı oynan dediğin gibi keyif alarak. Ondan sonra oyuncular da zevk alarak oynamaya başladı. Stres bitti, baskı bitti. Yani türbinlerin hoşlanacağı futbolu oynadılar yani. Ya işte böyle maçları hocam erken e, golle e, Çözmek çok daha rahat oluyor. Çünkü taraftarın coşkusu artıyor. Takımın üzerindeki o ne zaman gol gelecek stresi bitiyor. Ve daha fazla kendi potansiyellerini ortaya koymaya başlıyorlar. Yani iki maçta da rakibi sürtleşe eden, maçı domine eden, oyunun tek hakim olarak gözüken rakibe çok az pozisyon veriyor. Alanya mi? maçı için öyle demeyelim. Ama Başakşehir maçı için kesin öyle. Alanya maçının belli bir bölümü diyelim. İlk yarısı ve maçın sonları. Yani dünkü Başakşehir maçında son 10-15 dakika... Ben onu dedim yani maçı izlerken ya yani hani derazında biz halı saha maç yapıyoruz ya ceza alanın içinde Fenerbahçeli oyuncular resmen halı saha maçı gibi oynuyorlar ceza alan içerisinde. O kadar çok pas opsiyonu var ki. O kadar opsiyon var ki senin mesela savunman dünkü maçta e, kendi cezaların üzerine çok az geldi. Hep orta çizgide oynadı. Orta sahanda zaten rakip Cezalar'ın önünde oynadığı için rakibi çıkarmadın. Oradaki baskıyı dünkü maçta üst seviyede yaptı Fenerbahçe futbol takımı. Öyle bir baskı yaptı ki Başakşehir'in çıkmasına müsaade etmedi. Bu da bence çok çalışılmış ve başarılmış bir pozisyonlar bunlar. Böyle durup dururken olmuyor. Yani bu kadar yüksek güçlü bir orta saha olması, iyi iki tane stoperin olması, şöyle atlamayalım Kıvanç, Başakşehir'in santroforu şey ismi neydi? Çok iyi bir santrofor. Ya biz Piyatek diyor. Pi 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 ha. E, Bak şimdi yöntem. çok iyi bir santrofor. Bekao da Cicu. Ha da hiç döndürmedi. Yani rakip santroforu Fenerbahçe kalesine yüzü dönük olmadı. Hatta savunma arkası koşular yapmasına rağmen iki stoperde döndürmeyerek, oynatmayarak aslında Başakşehir'in çıkmasını engelledi. Ben onun için diyorum iyi savunma yapmak çok önemli. O Santrofor topu tutsaydı Başakşehir takımı geriden öne çıkardı. Başakşehir'in öne çıkmasını engelledi. Çok iyi stoperlerin Santrofor'ları engelleyerek. Zaten orta sahada çok kalabalıksın. Ve yani kalabalık şöyle. Sayısal olarak değil, fizik güç olarak kalab kalabalıksın. Fred, İsmail, Şimanski. Öyle bir baskı yaptılar ki rakibe döndürmediler. Orası da çok önemli bir faktördü. Onun için kazandıkları topu da iyi kullanabilen bir orta saham var. Yani Forvet'te e, dün mesela Ceko gol atamadı ama çok pozisyonda oyunun içerisinde vardı. Evet yani Ceko... Tariç klas oyununu, o da üst düzey bir oyun oynamadı dün ama. ne yani, Tariç yani attığı ara paslara bakıyorsun. Ceko'ya birkaç tane attı. E, Başşuya'nın e, ikinci golde kafa... Attığı, kafa attığı, at, kafasına attığı pas, onun Şimanski'ye çıkar, attığı golde. Taliç'in klası yani bakıyor, direkt kafaya atıyor. Yani bu kadar güzel pas atılmaz. Yani bu tür oyuncular da takıma güven veriyor. Topun sende kalmasını sağlıyor. Oynamasa bile sana katkısı çok fazla olan oyuncular. Takımın lider oyunculara ihtiyacı vardı geçen sene. Bu sene takımda lider oyuncu sayısı oynadıkları futbolla birlikte sahaya yansıyor. Lider oyuncu sadece sahada konuşmakla olunmaz. Mesela senin iki tane stoperin, Bekao'da, Juku'da takımın savunmasının lider oyuncusu. Onlar çünkü önündeki oyunculara konuşuyorlar. Sen şuraya git, sen buraya git. Geçen sene ağzını açmıyordu kimse. Yani Bekao'nun bir isyan dişi var. Dikkat ettiğinizse maçların çoğunda bir arkadaşı oyuncusunu kaçırdığı zaman veya bir şey olduğu zaman bir isyanı var. Öyle bağırması, çağırması var. Bu önemli bir şey. Yani takımda bir lider oyuncu var. Geçen sene konuşan oyuncu yoktu. Arda gülerdi geçen sene takımın lideri. Ya. Böyle bir şey olur mu ya? Kötü bir sonuç olduğu zaman Arda Güler arkadaşlarını onur ediyordu. Ama bu sene öyle değil. Taliç var. O da bir şey. Fred evet. var. Orta sahada Fred var. Forvet'te Taliç var. Ceko var. var. Çok lider oyuncu. Beka var. Kalecin var. Yani geçen seneden kalmış o sayı Samuel'in var. Artık o da usta bir oyuncu oldu. Yani bu Fenerbahçe takımının bu hale gelmesini, bu duruma gelmesini inan çok çalışarak olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyler çalışmadan olmuyor. Bunun hem saha içi çalışması vardır, hem saha dışı çalışması vardır. İsmail Hoca'yı tebrik ederim. Şu ana kadar her şeyini doğru yapıyor, her şey doğru gidiyor. Yani gittiği yol doğru yol. Yani her şeyi, rakiplerini çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum ki eminim öyle. Öyle olmasa zaten farklı skorlar çıkar. Ama en önemlisi artık Fenerbahçe takımına iyi futbol oynatmaya başladı. Daha önceki maçlarda ben diyordum dönem dönem oynuyor, yıldız oyuncular maçı kurtarıyor diyordum. Şimdi öyle değil. Şimdi takımın içinde Alanya maçının bir devresi ve sonlarına doğru bu maçın tamamı e, Nor maçının da çoğu bölümünde oynuyordu. Ha bu oyunu sürdürebilir hale getirmesi lazım. Ha yani bu oyuncuların da her zaman bu grafikte olmasını beklememek lazım. Artı biz ne diyorduk? Ankara Gücü Antalya maçında ön alan presi yaptı rakip. Buradan Fenerbahçe çıkmakta zorlandı ki doğru söyledik. Onlar ön baskısı yani senin takımını geriden çıkarmayınca, öndeki oyunculara baskı yapınca iki takım da önde oynadı. Ve seni zorladılar. Antalya iki gol attı. Ankara gücü de bayağı seni zorladı. Ne demiştik? İsmail Hoca bunlara çalışması lazım. Bu tür sıkıntılardan çıkması lazım. Ve ondan sonra İsmail Hoca eminim ki dersine çok iyi çalıştı. Oraları da düzeltti. Artık oradan rakipten baskı yediği zaman nasıl çıkacağını da oyuncularına çalıştırdı diye düşünüyorum. Hocam Jiko'nun golü ne? Ne diyorsun? Çok usta işi bir vuruş değil Vallahi muhteşem bir şey ama rakibin ayağına çarpmasaydı ama bir stoperin bak çarpsın veya çarpmasın o vuruşu yapması çok önemli bir şey. Cikun'un ayağı iyi zaten. Cikun'un hani... ayağı iyi olmasa İsmail Hoca çoğu maç orta sahaya koyuyor onu. Sonra da ön libero'ya koyuyor. Koymaz. Bence Fenerbahçe çok iyi iki tane stoper aldı. Şimdi geçen seneki stoperlerle bir karşılaştıralım. Salah ile Johan Perez Serdar Aziz bana göre hala iyi futbolcu. Bu üçüncü stoper Serdar Aziz'dir orada. Ben Serdar Aziz'i e beğenen bir insanım. Yani Serdar Aziz oynadığı dönemde de hiç hata yapmıyor. Oynuyor. Gayet de iyi oynuyor. Fenerbahçe üç tane çok iyi stoperi var. O stoperler çok şey kattı Fenerbahçe'ye. Hem agresifler hem ayakları iyi. E şimdi İtalya'da oynamak öyle kolay bir şey değil. Beko İtalya'da öyle. düzenli bir şekilde oynadı. E, fiziği iyi. geçen seneki iki stoperin çok kırılgan stoperlerdi. Yani çok hata yapıyorlardı. Zaten takım savunması çok zayıf olduğu için geçen sene. Bu sene İsmail Hoca geçen seneki takımı da ithal etmiş. Nerede hatalar olduğunu, nerede oyuncuya ihtiyaç olduğunu iyi belirlemiş. Yani yönetim kurulundan birlikte iyi bir çalışma yapmışlar. Doğru yerlere doğru transferler yapmış. Laf derler ya cuk diye oturmuş. Cuk diye oturmuş. Tüm transferlerden bu sene Fenerbahçe'ye katılan herkesten verim alıyor İsmail Hoca. Geçen sezonki dediğin gibi bazı oyunculara işte küsmüş veya az forma şansı bulan oyunculara başta osay olmak üzere dokunuyor. Onların verimi, İrfan'ın verimi inanılmaz arttı. Yani şu anda İrfan... İrfan'ın sonradan oyuna giren Mert Hakan'ın evet. İrfan gene dün bir hafif böyle hakemden falan oynamaya başladı, bırakmıştı. Dünyanın en iyi futbolcuları asla ve asla hakemlerle muhatap olmaz. İyi futbolcular hakemle muhatap olmazlar. Fuzuli sarı kart görmezler. Başka şeylerle uğraşmayacaksın. Rakip sana tekme atsa da kalkacaksın, işine bakacaksın. Sen bugüne kadar Messi'nin rakip bir futbolcuyla hiç uğraştığını gördün mü? Ronaldo'nun uğra uğraştığını, Benzema'nın gördün mü? Onlar tekmeyi yerler, kalkarlar, giderler. Çünkü İyi futbolcuysan rakip seni durdurmak zorunda. i̇yi futbolcuysan rakip sana zorluk çıkaracak. Hocam e, bu hafta işte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa'daki maçları bile biliyorsun erteleme maçlarını oynadılar. Ve ligde ilk 6 haftanın da net tablosu fotoğrafı ortaya çıktı. Fenerbahçe 6'da 6 ile zirvede 18 puan. Galatasaray'ın 16 puanı var. E, ardından e, Adana Demirspor ve e, Rizespor geliyor. 11'er puanla aslında iyi e, başlayan takımlar lige. Baktığın zaman Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 8, Trabzonspor ile aramızda da 9 puanlık bir fark var. Daha 6 haftalık tablo geride e, kalırken. Evet. Şu ligin ilk 6 alt, haftasını şu puan durumuna baktığında nasıl değerlendirirsin ki bu hafta ligin iyi takımlarından, yani iyi başlayan takımlarından bir tanesini e, pazar günü saat 16'da yine bir gündüz maçı, onu da konuşalım. Çok güzel. Rize'yi ağırlayacağız. E, bu fotoğraf için, bu 6 haftalık puan tablosu için ne düşünüyorsun? Beklediğin bir tablo muydu, seni şaşırtan, sürpriz diyebileceğin bir durum var mı? Çünkü Fenerbahçe-Galatasaray şu anda zirvede Fenerbahçe ile. Ee, yani bu tablo böyle devam eder mi? Yalnız kalır mı? Beni şaşırtan burada bir durum var. Beşiktaş'ın bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. Benim için sürpriz olanı. Ha, Fenerbahçe'de Galatasaray'da şaşırtmadı. Yapılan transferlere bakılırsa bu periyot bekleniyordu. Galatasaray'ın bir beraberliği var. Fenerbahçe'nin hiç beraberliği yok. Üç, altı da altı var. Bu periyot beni şaşırtmadı. Yani ben ne demiştim sezon başı? Grafiklerdir, takımlar beraber kalabilir, hatta kaybedebilir. Önemli olan düştüğün yerden çok çabuk kalkmasını bileceksin. Dik duracaksın, her zaman dik olacaksın. Yenilsen de, yensen de taraftarın senden lafı çok güzel bir laftır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Dik durduğunu göstermek lazım. Ki Fenerbahçe birçok maçta zor duruma düştü, dönüş yaptı, kazandı. Tablo benim için sürpriz olan sadece Beşiktaş'ın bu kadar geri kalması. Diğer yoksa Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın puanı ben gayet normal karşılıyorum. Trabzon'un puanında daha yukarıda olmasını bekliyordum. Yani iki takım böyle devam eder mi? İki takımın böyle kalmasını ben hoş bulmuyorum. Ben burayı zorlayacak bir Beşiktaş'ın, bir Trabzon'un, bir Adana Demirspor'un da olmasını isterim. Çünkü yarışta ikiye iki kalmak sıkıntılıdır. Yarışın içerisinde daha fazla takım olması şampiyonla oynayan takımları da tetikler. İki, i̇ki, iki, takım kalırsa sıkıntı. Hep birbirini kovalamak gelir. Orada stres çoğalır. Stres artar orada. Fazla takımın olması yukarıda oynayan takımlar için çok önemli bir göstergedir. Ha şu. Ben böyle iki takımın 6. haftada bu puanı alması sonuna kadar böyle gideceği kanısında değilim. Daha sonra toparlanacak bir Beşiktaş'ın, bir Adana Demirspor'un ve bir Trabzonspor'un buraya yaklaşacağını düşünüyorum ama ne kadar yaklaşır bir altı hafta geçtikten sonra bunun analizini yapmak daha doğru olur çünkü Adana Demirspor'un ben oynadığı futbola bayılıyorum mesela. Çok hoş oynuyorlar. Dünkü Fenerbahçe, Başakşehir maçında Fenerbahçe nasıl oynuyorsa Adana Demirspor öyle oynuyor. Yani bir de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Sempati duyduğu bir takım. Sempati duyulan bir takım oldu ki başkanları nitekim bunu iki sene önce bir demeç dedi. Biz dedi Türkiye'nin dedi sempati duyulan takımı olacağız dedi. Herkesin takım olacak bir ikinci takım adamı. Helal olsun başkana yani bu dediğini yapıyor. Hocası değişti, takımdaki oyuncular değişiyor. Gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Yani onu da söylemek lazım. Anadolu'da bir tür takımları da buralarda anlatmak lazım. Beşiktaş maçında kaç tane ya? 10 tane ya, 7-8 tane oyuncusu yoktu. Beşiktaş maçında muhteşem bir oyun oynadılar, kazandılar. Hocam bir tebrik de bence Hatay Spor'a gitsin. Katılıyorum. Yani Volkan'ı tebrik ediyorlar. ediyorum. O kadar acılar içinde, siyah formalarla, şehrin dışında. Yani oynaması öyle o kadar... Dramatik bir tablodan. Dramatik bir tablodan, böyle mutlu bir tabloya geçmeleri onlar için çok sevindim. Çünkü onların kazanması Hatay halkının da moral motivasyonunu yükseltiyor. İnsan en düşünüyor. azından bir yere sarılıyor. Bak bizim takımımızda ligde var. Biz bu kadar acı yaşadık ama... Her ne kadar maçların hataydı oynayamıyorsalar da oynasalar aslında bir an önce orası da düzelip orada oynasalar belki hatay halkı için de çok büyük moral motivasyon olabilir. İnşallah öyle. o günleri de göreceğiz ama Yani e... biz böyle Anadolu takımlarını da ara sıra ön plana burada da çıkarmamız gerekiyor. Hocam yani her zaman o doğruları yani hakkını teslim etmek lazım. Hatayspor'u ben herkesin ikinci takımı gibi sahiplendiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten onların mutluluğu aslında ülkenin o yaşadığı acı dolu günlerin yaralarını sarma konusunda çok önemli. Futbol çok birleştirici, futbol çok bütünleştirici. Futbol insanlara Futbol biliyorsun dünyadaki savaşları bitirir, bitirmiş bir olaydır. Aynen öyle. İlan, yani inan... spor öyle bir şeydir. Olimpiyatların yapılması öyle bir şeydir. O yüzden zaten bu sezon lige tekrar Hatay sporunda devam ediyor olması bence Hatay halkı için de ülkemiz için de çok değerli. Volkan hocamız da güzel işler yapıyor. Onları da tebrik edelim. Ligde şu anda 6 hafta sonunda namalup pozisyonda olmaları da önemli. Yani beraberlikleri var epey bir fazla ama yani gerçekten bir de takımını değiştirmiş, geçen seneden çok gitmiş, yaş ortalamasını düşürmüş Volkan Hoca, şey Volkan Hoca. Orada e, bayağı iyi işler yaptı yani. Genç bir takım kurdu. Yaş ortalaması, yeni yapılan transferlerin yaş ortalaması da çok genç. Yani çok yeni bir takım. Bayağı iyi. oyuncu geldi. Geçen seneden çok Volkan az. Volkan ben kadar. Kartal Spor'da hocayken ben onu genç takımdan aldım. A takımla antrenmana çıkarmıştım. O zaman 16 yaşındaydı. Sene 98'de. Hatta Servet'i, Servet, Servet Çetin'i de ilk orada Kartal Spor'da ben oynatmıştım. Volkan da Antrenmanlara çıkmaya başlamıştı bizle beraber. Ben Volkanıvi'de oradan çok severim. Onu tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Evet. Biz de başarılar diliyoruz. Ee, i̇nşallah iyi işler yapmaya devam edecek Hatay Spor. E, bir başka lige iyi başlayan takımla oynayacağız. Biraz da Çaykur Rizespor maçına değinelim. Saat 16'da daha önce 17'de bir maç oynadık biliyorsunuz tadımızda. Antalya maçı çok keyifli olmuştu. Bütün hı hı. aileler, çoluk çocuk oradaydı. Şimdi bir benzerini yaşayacağız bu pazar hocam. Ama diğer taraftan da karşımızda diri, sezona iyi başlamış ve iyi futbol oynama çabası içinde olan bir Çaykur Rizespor var ki dördüncü sıradalar. Onlar da bence hani demin dediğin ya sürpriz var mı diye beklentin üzerinde puan aldılar belki de. Onların da sürprizi geçen hafta Konya'da uzatmalarda yani bir son dakika ve uzatmada iki gol attılar, 2 bir kazandılar. 1-0 muhaliflilerdi sürpriz yapan takımlardan aslında bir tanesi de onlar. Evet bence de. Şöyle bu hafta mesela onlarla oynamak bence Fenerbahçe açısından çok zamanlaması doğru bir maç. Onlar da pozitif futbol oynamaya çalışan. Çünkü onların hocaları İlhan Polut hep pozitif futbol oynatmaya çalışan bir hoca. Onlar da açık futbolu seviyorlar. Öyle agresif, savunmacı bir takım değiller. Tam Fenerbahçe'nin oynayacağı tıpkı Alanya Spor, Başakşehir gibi takımlardan bir tanesi. Yani çok zevkli bir maç olacak. Yani e, gollü bir maç da olabilir. Yani e, çok seyircinin alabileceği bir maç olabilir. Orada Spor'un bu hafta Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı futbolu gerçekten ben de merak ediyorum. Buraya bu aldıkları puanlar bu kadar. Buraya gelene kadar aldıkları puanların ne derece e, faydalı olduğunu göreceğiz. Hocam e, yani baktığında maçlarında Trabzon deplasmanında 3-2 galip gelmişlerdi. Ha, evet o maçı izledim. Evet O maç güzel bir maçtı. E, Trabzon'un Karagüm... en kötü döneminde oynadıkları maçtı evet, e, o. Evet. O maçtan sonra Trabzonspor hatta 3-4 tane futbolcu aldı bir anda takım değişti. Takım değişti. Bir mesaj maçıydı. Bir mesaj maçıydı evet. Karagümrü bir 0 yenler senin söylediğin o Konya maçı var. 2-1 deplasmanda çevirdikleri maç 89 ve 90 artı 2'de evet. ve son maçlarında da e, içeride Sivaspor'la bir bir berabere kalmışlardı. O maçta da yine e, puan. Ben Fenerbahçe için zor aldılar. maç olacağını düşünmüyorum Kıvanç. Yani şu anda ritmini yakalamış bir takım Fenerbahçe. Ritmini yakalamış bir takımın moral motivasyonu üst düzeye çıkınca rakibi yenmesi daha kolay oluyor. Artı maçın saat dörtte olması başka bir şenlik havası yaratacak burada Kadıköy'de. Şöyle ki. Pazar günü eğer hava açık olursa şu anda yağmur falan yağıyor. pazara açık olursa bence gündüz maçlarının keyfini Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de çok fazlasıyla çıkaracak diye düşünüyorum. Yani kadroya da baktığın zaman güçlü bir kadro, moral motivasyonun üst düzeyde, taraftar desteği de güven duygusunu futbolculara verdiği zaman o sinerjiyle beraber pozitif bir enerjiyle beraber Fenerbahçe'nin işinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Harika bir tribün atmosferi bekliyorum. Ama hiçbir zaman gevşememek gerekir. Biz bir hafta önce çok iyi oynadık, kazandık. Nasıl olsa kazanırız. Duygusu futbolcuların içinde en ufak bir şekilde oluşursa bu tehlike çanları çalıyor demektir. Ben oluşmayacağını düşünüyorum. Yani oyuncu grubu her maçı ayrı. Biz de öyle düşünüyoruz. Umudumuz o yönde. Çünkü kaliteli ve... Kariyerli oyuncular var. Karakterli oyuncular var. Bunu Net. unutmamak lazım. Net. Hepsinin bir e, CV'si kuvvetli. Öyle diyelim. Hepsinin CV'si kuvvetli oyuncular. Evet Rize maçı da umarım Kadıköy'de çok güzel bir tür. atmosferinde oynanır. Antalya maçında olduğu gibi yine bütün aileler, çocuğun alan herkes. Çünkü 16'da gündüz. Evet biraz hava kapalı gözüküyor. İnşallah maç saatinde yağmur da olmaz. Bir şenlik alırsın. Tamam, sen halı sahada oynuyorsun değil mi? Evet. Ne oynuyorsun? Hocam ben forvet arkası sol açık. E solbek oynar mısın? Oynarım. Ya dünkü maçta mesela sen bile solbek oynayabilirdin. Hocam nereden geldi? Yani şimdi çok çabuksun. Ya? Seyrettim seni orada gördüm fena yani. Hocam. Niye takımın bütün düşleri tam yerine oturmuş ya? Tabii. Yani orada sen yaşında fena değil yani. Oynayacak yaştasın. Oynarım daha. Ya yani çünkü niye biliyor musun? Takım o kadar iyi oynuyor ki dışarıdan bir oyuncuyu da koysan o takımın içerisinde sırıtmaz. Yani Fenerbahçe dünkü maçı öyle düşünmek gerekir. Bundan sonra eğer öyle devam ederse önündeki engelleri çok rahat aşabilir diye düşünüyorum. Evet yani oynayan oynamayan giren çıkan herkes aynı sistemi devam ettiriyor. Evet. Herkes o dişlerin bir parçası olmuş durumda ve bu da zaten o geniş kadronun bir yansıması, bir güzelliği diye düşünelim. Çaykur Rizespor maçında ve sonrasında Perşembe günü oynayacağımız Tırnava maçında UEFA Konferans Ligi maçı da var. Hocam sonra da Kasımpaşa maçıyla zaten bu zorlu fikstürü bitirip Oh bir nefes alalım, bir milli maç arası. Ee, i̇nşallah bu maç yani hem ikilik maçı Rize-Kasımpaşa hem de tırnava maçını kazanalım. Ee, o araya yine mutlu moralli e gidelim. Ee, bu dileklerle beraber noktalıyorum son bir cümlem varsa. yo ben e, hem Fenerbahçe'ye hem de diğer Avrupa'da oynayacak takımlarımıza önümüzdeki hafta başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun önümüzdeki hafta yine Şenol Hocamızla programımızda teknik analize devam edeceğiz. Bizden bu haftalık bu kadar. Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. Herkese de keyifli, mutlu bir hafta sonu dileyelim. Hoşçakalın.